Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. İzmir Fuar Alanı'ndan, Çiftçi TV standından canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Sektörün birbirinden önemli isimlerini sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Çiftçi TV standında ağırlıyoruz. Bir yandan da ziyaretçilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından bizleri görmeye geliyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim. Şu anda da zaten ekranlara da geliyordur. Bizlerle birlikte olmak isteyen çok değerli misafirlerimiz var. Tabii sektörün önemli paydaşlarını da yine bu stüdyoda ağırlamayı sürdürüyoruz. Onlardan birisi şu an bizlerle birlikte. Syngenta Türkiye Bitki Koruma Pazarlama Müdürü Sayın Hüseyin Gül bizlerle birlikte. Hüseyin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Taner Bey. Başarılı bir fuar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hepimize kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet böyle hep ev sahibi firmalarımızı da ağırlıyoruz sizler gibi. Siz de yine İzmir merkezli sektöre katkı veren, sektöre değer veren firmalarımızdan birisiniz. Syngenta aslında Çiftçi TV ekranlarından da izleyicilerimiz tanıyor ama kısaca sizden dinleyelim. Hangi alanda faaliyet gösteriyoruz? Ne gibi kolaylıklar sağlıyoruz çiftçiye? Açıkçası ben de merak ediyorum. Bu önemli bir platformda Syngenta'yı faaliyetlerini anlatma fırsatı için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet siz de hoş geldiniz. Biz teşekkür İzmir ederim. Merkezliyiz. Biz İzmir'de aslında çok eskiyiz. Evet. 1960 yılından beri bitki koruma ürünleri üretim tesisini ilk İzmir'e getiren bir kuruluşuz. Daha sonrasında gerek tohum gerekse bitki koruma alanında yatırımlarımızı geliştirerek, sürdürerek şu anda Türkiye pazarında gerek tohum ve gerekse zirai ilaç alanında liderliği özellikle sürdüren bir firma konumundayız. Aslında Syngenta'nın geçmişi, kökleri çok eskiye dayanıyor. Globalde dünya tarımına yön veren bir kuruluş. Merkezi İsviçre'de dünyanın 86 ülkesinde 28 bin çalışanı olan çok köklü bir firma anladığım önemli kadarıyla. Önemli evet. Ve pazar lideri bir firma. Dolayısıyla Türkiye organizasyonunda da İzmir Genel Müdürlüğümüzün yer aldığı merkezimiz ve İzmir'in 1960 yılından beri de geçmişten gelen Sandoz, Siba, Novartis, Zeneca birliktelikleri, birleşmeleri sonucunda 2001 yılında güncel adımızı, markamızı oluşturarak Syngenta olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Evet. Syngenta'nın faaliyet alanlarına biraz baktığımızda onları da, evet, bizimle paylaşın lütfen. Evet. Bizler bitki koruma alanında yabancı ot, hastalıklar ve zararlar alanında üreticiye üretimde temel yardımcısı olacak bitki koruma ürünlerini, tohum alanında da tarla bitkileri tohumlarını, çok geniş yelpazede sebze bitkileri, sebze tohumlarını, süs bitkileri tohumlarını üretiyoruz. Ve aynı zamanda da tohum koruma ilaçları dediğimiz bir alanda da o tohumların güvenli korumasını sağlayacak ürünleri üretiyoruz. Yani biz çiftçinin üretimde ihtiyacı olan daha başlangıçtan hasata kadar süreçte, evrede üretimine katkı verecek girdilerin kullanımına sunmuş oluyoruz. Evet. Aslında o kadar önemli bir alanda faaliyette bulunuyorsunuz ki tarladan sofraya uzanan sürecin en önemli parçası sizsiniz. Çünkü tohum ve bitki koruma birbiriyle bağlantılı olan bir süreç. İyi bir tohum, iyi bir bitki koruma ürünü sonrasında ortaya çok güzel bir ürün çıkartıyor. Peki bu aşamada çiftçiler nelere dikkat etmeli? Yani piyasada biliyorsunuz çok fazla tohum firması var. Bitki koruma alanında da keza aynı şekilde. Ama her aldığımız ürün maalesef ki beklediğimiz sonucu bize vermiyor. Evet, çok teşekkürler. Sonuçta bizim pazarlanabilir, yüksek kaliteli ve çok da önemli bir hale gelmiş olan güvenli, kalıntısız, ihracata uyumlu ürün üretme sorumluluğumuz var. Ve bizim önemli bir zorluğumuz da var üreticiler olarak üretim esnasında. Çevre baskıları artıyor, iklim faktörleri her yıl zorlaşıyor ve doğru, su kullanımı, suya erişebilmek her gün, her yıl, her ay zorlaşıyor. Dolayısıyla bitkisel üretim stres altında yapılmak zorunda ve biz dünya nüfusu her sabah uyandığında 180 bin kişi yeni doyurulması gereken mideyle güne başlıyoruz. Çok dünyada doğru. Ve biz 2050 yılına giderken
9 milyar dünya nüfusunu besleme zorluğuyla baş başa kalacağız. Dolayısıyla bizim üretim esnasında üreticilerimizin verimliliğini artırmak, bilir ürünler üretmesine yardımcı olmamız lazım. Syngenta olarak da biz bir gezegen altı taahhüt dediğimiz Birleşmiş Milletler Gıda Programı ile de koordineli ve onun kapsamı içerisinde yürütülen Good Growth Plan dediğimiz İngilizcesi, beraber iyi büyüme dediğimiz bir strateji uyguluyoruz. Altı noktaya özel projeler geliştiriyoruz. Bunlardan üç tanesi üretim alanına, evet. Diğer üç tanesi de üretimde olan insanın refahı, güvenliği ve eşit imkanlara erişimi adına. Kısaca bunları özetlemek isterim izin verirseniz. Lütfen, yani bir terazi dengesi kurmaya çalışıyorsunuz. Evet, birinci ödevimiz özellikle birim alandan ve miktarsal olarak bu artan nüfusu beslememiz için üretimi artıracak çalışmalar maksimum yapıyoruz. Maksimum verimlilik. Ne yapıyoruz? Yani. Daha iyi silajlık çeşit. Örneğin bugün İzmir'deki silaj üreticisi Syngenta'nın daha kaliteli ve süt kalitesini artıran tohumunu onlarla buluşturuyoruz. Birim alandan verimi ve kaliteyi artıracak yenilikçi Syngenta ürünlerini onlara ulaştırıyoruz. Ve Syngenta'nın her yıl ortalama 1.2 adet yeni inovatif yenilikçi ürününü pazara getirme ödevimiz var ve ona erişiyoruz. İkinci bir alanda özellikle biyoçeşitliliği artırma adına, yani bugün doğadaki dengeyi koruyabilecek şekilde biyoçeşitliliği artıracak projelere ağırlık veriyoruz. Üçüncü bir alanda küçük çiftçilerin de tarımsal üretimde kalmalarını sağlayacak destekler verebilmeye çalışıyoruz. Örneğin ürünlerimizin ambalajlarının küçük miktarlarını yapıyoruz ki küçük, yani endüstriyel işletmelerin üretimde kalmasının yanında küçük çiftçilerin de üretimde kalmasını teşvik ediyoruz. Doğru, ne kadar güzel. Small holder business diyoruz buna. Özellikle tüm dünyada ve Türkiye'de de uyguluyoruz. Onun yanında özellikle herkes için güvenlik. Gerek biz çalışanlarımız, gerekse üreticiler için. Bunun için de sahada ekiplerimiz ilaçlama eğitimleri veriyor üreticilere. Bugün fuar alanında da gelen, bizi ziyaret eden arkadaşlarımıza güvenli bitki koruma ürünleri kullanımı eğitimleri veriyoruz. Evet. Ve bir diğer alanda herkes için eşit iş gücü, eşit fırsat yaratma. Özellikle çeşitlilik, çalışanların çeşitliliğine önem veriyoruz. Bu konular 6 taahhüt bir gezegen, Good Growth Plan yabancı tabiriyle, İngilizcesiyle beraber iyi büyüme projemiz var. Web sitemize giren, ziyaret eden arkadaşlarımız olursa çok daha detaylı bilgileri Good Growth Plan, yani beraber iyi büyüme projesi kapsamında inceliyor olabilirler. Evet, tabii anladığım kadarıyla A'dan Z'ye her türlü hizmeti üreticiye, hatta tüketiciye kadar dahil oluyorsunuz ve sunuyorsunuz. Burada zaten artık tüketiciye veya üreticiye tercih etme aşaması kalıyor ve siz zaten bunları bütün olarak sunduğunuzda tercih etmemesi için hiç de bir sebep kalmıyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Aslında koşullar değişiyor, şartlar zorlaşıyor az önce de belirttiğim çok doğru, gibi. Çok doğru. Bizim üretimden gelen gücümüzü bir adım öteye taşımamız lazım. Elbette. Çok önemli, güçlü olduğumuz tarımsal üretim alanlarımız var. İşte örneğin bugün Ege bölgesindeyiz. Bugün Ege bölgesi, örneğin bizim Manisa 45 plakalı ilimiz dünya kuru üzüm üretiminin %50'sini üretiyor. Doğru. Bugün fındıkta Türkiye dünyada %65 pazar payıyla, evet, en önde gelen üretici konumunda. Kayısı'da, incirde. Kayısı'da aynı şekilde. Yaş sebze meyveye baktığımızda pek çok üründe bizim öncü olan rolümüz var. Bunu eğer sürdürebilirsek ülkemizin tarımsal potansiyelinin açığa çıkması için biz de katkı vermeye çalışıyoruz. Örneğin bu bölgede proje bazlı çalışmalar da yürütüyoruz. Bağ projemiz var. Bağda kalıntısız üzüm üretimi açısından gerek yaş üzüm gerekse de kuru üzümde ilaçlama programları, ilaçların güvenli ve doğru kullanımlarını saha ekiplerimiz üreticilerle birebir çalışarak kasaya ve ihracata güvenli üzüm hazırlamaya yardımcı oluyoruz. Bu nevi örneklerimiz var. Ülke geneline yayılmış
5 tane bölge müdürlüğümüz var ve toplamda da 250'ye yakın çalışanımız var. Bu anlamda tarım sektörüne güçlü bir istihdam ve güçlü bir katkı, saha katkısı, danışmanlık katkısı, ürün ve hizmet katkısı sunmaya devam ediyoruz. Bir yönümüz daha var. Özellikle de gurur duyuyoruz. Ülkemizde, bizim topraklarımızda mısır, ayçiçeği gibi tohumlarımızı üretiyoruz. Ve ihracat yapıyoruz önemli oranda. Manisa Muradiye'de bir tesisimiz var. Oradan özellikle Doğu Bloku, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin ayçiçeği tohumları bizim ülkemiz koşullarında yüksek kalitede üretilerek oralara ihraç ediliyor. 3 gün önce bir ödül töreni vardı. Evet. Odalar Borsalar Birliği ve Ticaret Odaları birlikteliğiyle. Orada da Syngenta Türkiye özelinde tarıma yaptığı katkılar ne gurur ediyoruz. Sektöre katkı vermeye devam ediyoruz. Evet, aslında o kadar güzel başarılar ki bunlar ve tebrik ediyorum sizi. Hakikaten hem ülkemiz açısından hem de çiftçimize katma değer yaratmak açısından çok güzel bir işe imza atıyorsunuz ve atmaya da devam edeceksiniz. Daha konuşacak çok konu var ama hemen şunu da hatırlatalım. Önümüzdeki hafta sizi Çiftçiden Haber'de de ağırlayacağız. Evet. Canlı yayın konuğumuz olacaksınız. Orada daha detaylıca konuşacağız. Burada da tabii süre kısıtlı. O yüzden evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür size. Ediyorum. İsterseniz cümlemi şöyle toparlamak arzu ederim. Lütfen. Fuar özelinde. Elbette. Sektöre ve meslektaşlarıma bir mesaj vermek istiyorum. Henüz ziyaret etmemiş olan arkadaşlarımız varsa İzmir Tarım Fuarı'na gelmelerini salık veririm ve görmeyi kendilerine arzu ederiz. Buranın her yıl gelişen bir tarım fuarı olmasına da Syngenta olarak katkı vermeye devam ediyor olacağız. Dilerim çok daha başarılı sonuçları beraberce yaşıyor oluruz. Bütün temennimiz bu yönde. Başarı yolunuz açık olsun her daim. Çok teşekkür ediyorum size de Hüseyin Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, konuğumuz Syngenta Türkiye Bitki Koruma Pazarlama Müdürü Sayın Hüseyin Gül'dü. Kendisiyle Syngenta'yı konuştuk, bitki koruma ve tohumun önemini konuştuk. Çiftçilerimize A'dan Z'ye hizmet sunduklarını Hüseyin Bey de bize anlattı. Kısa bir aramız daha olacak. Aradan sonra yayına devam edeceğiz kaldığımız yerden.